Ve Başkan Erdoğan dünkü AK Parti toplantısında kredi kartı borcu olanların yapılandırılacağı, buna imkan verileceğini müjdelemişti. Detayları belli oldu. Açıklamanın faiz oranlarına dair fikir versin bir tablo hazırladık. İki tablo. 5 bin lira için. Mesela 5 bin lira borcunuz var ve gidip kredi çekeceksiniz 5 bin lira için. Ne kadar ödeyeceksiniz? Bunu hazırladık size. 24 ay vadeli %1,10 faiz. Aylık taksiniz 244 lira olacak. 36 ay olursa vade faiz biraz yükseliyor yüzde 1,20'ye çıkıyor. Aylık taksiniz 178 lira olacak. 5000 lira için tekrar ediyorum. Vade 48 ay olursa 145 lira ödeyeceksiniz. Vade eğer 60 ay olursa 125 lira ödeyeceksiniz. 5000 lira için. Bir de 10 bin liraya bakalım. Diyelim ki 10 bin lira borcunuz var. 10 bin lira kredi çektiniz. Onun içinse vade 24 ay ise faiz yine aynı 1,10. Aylık taksiniz 488 lira olacak. 10 bin lira için 36 ay olursa faiz yükseliyor yüzde 1,20. 20 oluyor. Aylık taksiniz 357 lira olacak. 48 ay vadede ödemek isterseniz 10 bin lirayı 290 lira ödeyeceksiniz. Aylık taksit olarak 60 ayda ödemek isterseniz 250 liraya denk gelecek. Peki bu kredileri almak için hangi belgeler gerekiyor? Başvuru nasıl yapılacak? Özlem Aktay araştırdı. Kredi kartı borcunuz var mı? Olmaz mı? Başvuracak mısınız yapılan mı? Tabii ki tabii ki. Cumhurbaşkanının yaptığı bu uygulamayı bir vatandaş olarak destekliyoruz. Böylece ayağını da yorganına göre uzatıp bundan sonra rahat bir nefes alacak. Kredi kartına borcu olanlar, ödemekte zorlananlar. Kredi kartları ile ilgili müjdeyi Başkan Erdoğan verdi. Ziraat Bankası borcunu kapatmak isteyenlere düşük faizle kredi vermeye başladı. Çok iyi olacak. Buna sevindik. Vatandaş için çok iyi olacak. Normalde diğer bankaların faiz oranları çok yüksek. Bunları biliyoruz. İki farklı faiz olacak. Faiz de sizin vade süreniz belirleyecek. Öncelikli olarak 24 aya kadar faiz oranı 1.10 olacak. Eğer siz borcunuzu 60 aya kadar yapılandırmak isterseniz de işte orada faiz oranı 1.20 olacak. 10 bin liralık borcunu 1732 lira faiz vererek Ödemiş ve kurtulmuş olacak. Bu yapılandırma olmasaydı, bu vatandaşımız da borcunu ödeyemediği için gecikmeye düşecekti. 10 bin liralık borcu 17.920 lira olacaktı. Tabii ki iyi olur, düşük faizde. Devletin bu konuya bu şekilde el atması. Vatandaş için çok olumlu bir durum. Kredi kartları da iptal olacak ödemeden sonra. Doğru. Zaten bütün borcunuzu ödedikten sonra kartı da kapatacaksınız. Böylece sorunlu kartlarınızdan kurtulacaksınız. Kart borcu yüzünden yasal takibe takılanlar yapılandırma dışında kalıyor. Borcunu kapatmak için kredi çekenlerin eski kartları ise iptal olacak. Kredi kartı borcu yapılandırmasında bir üst sınır yok. Ancak banka müşterisinin tüm borçlarına bakacak ve o borçlardan ne kadarını ödeyip ödeyemeyeceğine karar verecek. Ve ona göre bir ödeme planı çıkartacak. Burada bir gelirinizin olması da isteniyor. Yani çalışmanız, maaşınızın olması isteniyor. Zaten başvurduğunuzda kredi kartı ekstresiyle beraber maaş bodrosu ve çalıştığınıza dair belgede istenecek.